2009 yılında ben bir Star TV'de Fethullah Gülen'i eleştirdim. Evet. O zaman beni susturdular. Kim susturdu seni hocam? Ya mevcut hükümet bakanları bana nasıl ileri gidiyorsun bilmem ne bilmem ne. Ya o zaman ya bizim suçumuz neydi? Niye beni susturdunuz? Bırakın Fethullah Hoca'yı anlatayım size. Ve söyledim o programda da. Bu tehlike geliyor dedim. Evet. Bu tehlike geliyor dedim. 2009 yılında. 18 Ekim'de Star TV'de. Ha benim şahitlerim de eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen vardı. Evet. Ersin Kalaycıoğlu vardı. Şükrü Elek da vardı. Ha bunun baro başkanı Ümit Bey vardı. Ha onlar da, hepsi Evet. bu programda vardı. Ya dedim işte anlattım Fethullah Hoca'yı. Ya bunların kerametlerini nasıl kabul edebilirsiniz? Adam diyor ki o zaman onun kerametleri Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. Yayınlanıyordu Ve evet. şimdi efendim o kendini temize çıkaran o zamanki genel müdür de orada müdürdü. Evet. O küçük dünyam onun hayatı orada yayınlanırken. E peki küçük dünyamda kerametlerinden bir tane bir örnek orada yayınlanmış olanlarda. Ne diyor? Erzincan depremi diyor. İlahi takdirde Erzurum için takdir edilmişti, yazılmıştı diyor. Evet. Deprem zamanı gelince diyor 38'de 1938'de melekler, deprem melekleri gittiler Erzurum'a. Depremi gerçekleştirmek için. Fakat Erzurum velileri onları karşıladı. Ne o, niçin geldiniz? Niyetinizi biliyoruz. Onlar da dedi ki deprem için geldik. Olmaz, burada deprem olmaz dediler diyor onlara, veliler. Meleklere. Allah'ın emrini kabul etmediler. Olmaz. E niçin olmaz ya? E Fethullah Gülen ana rahmine düştü. Artık onun memleketinde deprem olmaz. Allah bunu bilmiyor. Eğer öyle bir şey varsa. Haşa. E melekler de şey yapmışlar. Ya ne yapalım? Şimdi Allah bizi gönderdi. E biz depremi gerçekleştirip gidip tekmil vereceğiz. Ya Rabbi emrini yerine getirdik diyeceğiz. Biz ne yapacağız şimdi? Veliler demişler ya komşu vilayetten birine atın ya bu işi. Ve de gittiler. Erzincan'ın Erzincan'ı başına attılar. Ha bu ne inanan bir toplum. Ey Diyanet mensupları, ey akademisyenler. Siz o gün niye sesinizi çıkarmadınız? Böyle saçmalık ne olur ya? İslam'da böyle bir inanç olur mu? Allah'ın takdirini geri çevirmek. Nedir o? Veliler Allah'a da, veliler Allah'ın emrine karşı Allah'ın emrini tersine çevirebiliyormuş. Haşa. Allah'ın emrini efendim dinlemeden kendileri tasarrufta bulunabiliyormuş. Ha. Hocam bu şirket değilse nedir? Ya bu Şirk. nedir? Bu inanç nasıl bir inançtır? Yani bu memlekette bunlar yayınlandı. Hiç kimse de sesini çıkarmadı. Bencileyim insanlar da yok sen evliya düşmanısın. Sen zaten keramet kabul etmiyorsun. Söylediğimiz zaman da bize Böyle böyle dediler. cevap veriyorlardı. Evet. Ya bunu hangi toplum bunu kabul eder? İslam'ın neresine koyabilirsiniz ya? Veliler Allah'a da karşı çıkıyor. Haşa. Emrini de geri çeviriyor.